Şimdi şöyle söyleyeyim, işte bir 15 gün önce yeni bir şarkım çıktı Türkiye'de. Maxi single daha doğrusu. Sende kaldı yüreğim. Süper gidiyor. Bu yaz bütün kulüplerde inşallah zaten dinlenirseniz otellerde şarkıma denk geleceksiniz. Çünkü hani derler ya, adam olacak çocuk kendini diyor küçüklükten gösterir. Bizim şarkımız daha 15 gün oldu şu an Türkiye'nin en büyük, en kafa radyolarında hepsinde şu an çalıyor. Yani hem çok büyük, hem sanatçı çok, hem yani bir de ya gerçekçi olmak gerekirse adamın olacak her yerde eğer bir şeyler yapmak istiyorsan, ya da çalıştığın insanlar çok güvenilir olmalı, sağlam olmalı ki o yolu emin adımlarla yürüyüp bir yerlere gelesin. Şimdi benim açımdan burada hem nüfus anlamında küçük olduğu için bir de bir ayağım hep burada. Rusya'da sahne aldığım insanlar da hep yine Azerbaycan halkları, yani öyle diyeyim. Benim için bu kolay. Ama Türkiye'de bu istediğim gibi bir türlü böyle tam gitmiyor, ama ya benim için Azerbaycan daha kolay şu an. Rusya, Azerbaycan benim için daha kolay. Çünkü Rusya'da yaşıyorum. İkincisi de zaten buraya sık sık gidip geldiğim için benim için kolay. Ama ilk defa işte dediğim gibi Türkiye'de son 10 yılda şarkım doğru, hedefe doğru çok güzel gidiyor, yani öyle diyelim. Eğer ki sen işini seviyorsan, işine aşkla bağlıysan, bu da benim işim, çocukluk hayalim. Ben çünkü Adana'dan ilk çıktığım zaman bu hayallerle çıktım. O yüzden yormuyor. Aslında düetlerim çok. İlk düetim Rusya'da Sergey Zverev diye bir arkadaşımız var. Kendisi aslında stilist. Sonradan şarkıları, klipleri var. Sonrasında Reksana Hanım'la düetim var. En son düetim Azerbaycan'da Gönül Kerimova. Sizin, biz devlet sanatçısı diyoruz, siz de emektar artist. Gönül Hanım'la bir düetimiz var. Timur Timurov'la olan bir güzel şarkımız var. Rus radyolarında ilk sıraya yükseldi ve bayağı kaç hafta birinci sırada kaldı. Tabii ki bu da ben bir Türk olduğum için, hem o Rusça okudu, ben Türkçe okudum. Sonra o Türkçe okudu, ben Rusça okudum. Ya tepkiler çok güzel. Güzel yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer ki sizin bir hedefiniz varsa, siz bu yola çıkarken kendinize bir hedef koymuşsanız, bunu istiyorsanız mecbur bazı fedakarlıklar yapacaksınız. Yani ben bazen misal geldim, Aşim'i kızım hasta, temperaturası var. Bir yandan aklım orada. Durmadan arıyorum, nasıl oldu çocuk diyorum, özlüyorsun, Allah korusun bir şey olursa, hani yani fedakarlık yapıyorsun. Bazen işte sevdiklerinden ayrı kalıyorsun, bazen işte ne bileyim canını yakıyorlar, bazen seni üzecek laflar söylüyorlar, bunlar da hep bir fedakarlık. Ama ben bu yola çıktığım zaman ben bir şeyler yapacağım dedim. Ben bugüne kadar 400 bin dolar para harcadım Türkiye'de. Hala Türkiye'de beni insanlar tanıyor mu? Tanımıyor. Ama ilk defa dediğim gibi bir şarkım süper gidiyor. Maşallah olsun diyelim. Allah'ıma şükürler olsun. Yani güzel gidiyor. O yüzden eğer ki işini seviyorsan, hedeflerin varsa para harcayacaksın. Ben belki 4-5 daire alabilirdim. Her ay onların kirasıyla da geçinebilirdim. Normal bir... Ama benim bir hedefim var. Çocukluktan. Ve bu hedefime emin adımlarla gidiyorum. Ha, bazıları var, bir günde çıkıyor, şöhret oluyor, bir günde de zaten kaybolup gidiyor. Ama önemli olan emin adımlarla çıkmak. Çıktığın zaman orada kalmak. Çünkü yüksek dağlarda külek çok sert olur. O yüzden o külekte durmak lazım. Bunun için de altyapın sağlam olması lazım. Yani ben hiçbir zaman yaptığım fedakarlıklardan pişman olmam. Fedakarlık derken yani bu da bir fedakarlıktır. Ben müziği sırf bırakmamak için Rusya'ya çıktım gittim. Yani İstanbul'da yıllarca uğraşıyorsun, bir emek veriyorsun, birçok prodüktörler tarafından bekletiliyorsun. Ama bir nevi istediğin gibi gitmiyor. Ailen artık baskı yapıyor. Çık gel oğlum, senin ömrün gitti. Bazen sofraya oturduğun zaman sofradan aç bile kalkıyorsun. Akrabaların evinde kimse laf etmesin diye. Hani diyorsun ki göze batmayayım, ben bu sanat hayatımı devam ettireyim. Rusya'ya ilk gittiğim zamanlar 1,5 sene restoranlarda yattım kardeşim. Bu da bir fedakarlıktır.
Azerbaycanlı kardeşlerimiz Sanan Bey Lunlanmoş restoranı. Yani hiçbir zaman unutmam ben bunları. Hani bunların hepsi bir fedakarlıktır. Pişman olacağım bir şey yapmadım. Tabii ki yanlışlarım olmuştur. Keşke şu kadınla düet yapmadım deseydim. Çünkü bakıyorsun sen çok iyi niyetle yanaşıyorsun. Ama bir de bakıyorsun ki kadına. Ulan bunlar neyin hesabını yapıyorlar? Böyle pişmanlıklarım olmuştur yani. Öyle diyelim. Ben aslında böyle, beni herkes çok iyi bilir. Ben ailemi hep böyle şeyden uzak tutarım. Sosyal medyadan da. Yani çok ailemle alakalı konuşmam. Ama ben bu yola çıkarken eşimle, eşime şunu demişimdir. Benim hayatım bu. Eğer ki bu yolda benimle mutlu olacaksan, gel bu yolu beraber yürüyelim. Allah'a çok şükür bugüne kadar da hiçbir problem olmamış. Bazen ben Rus alfabesini okuyamıyorum. Eşime, yani yoldaşıma diyorum ki, ya bak şuraya bu kız ne yazmış diyorum. Gösteriyorum. Eşim bana okuyor. Yani eşim de bunu anlayışla karşılıyor. Tabii ki orada yani öyle şeyler yazmıyorlar. Dinleyicilerim de normal şeyler yazıyorlar, sevenlerim. Evet, eşim Rus. Bir oğlum bir kızım var. Şimdi şöyle bir olay var. Ben zaten çok geç evlendim. Yaşım şu an 40. Yaşımı hani açıklarım, hiçbir zaman saklamam. 2011 yılında eşimle işte beraberliğimiz başlıyor. Ne oluyor? 8 sene mi oluyor? Belli bir zaman sonra hani bakıyorsun, tamamdır bu. Babam zaten, annem benim. Ben Kürt kökenli bir ailenin çocuğum. Hani bizim kurallarımız biraz daha böyle şey olur. Yani sert olur. Onlar ne yaptığımı çok iyi biliyorlar. Ben zaten onu kendime eş kabul görmeseydim almazdım. O yüzden her şey kaydesinde. Psiyo normal. İki yüzlülükler. Gerçi bu Azerbaycan'da sırf yok. Bu Rusya'da da var. Bu Türkiye'de de var. Bunu her yerde gördüm. Ama sanki burada biraz daha böyle. Yani adam bir bakıyorsun yüzüne gülüyor. Lan sırtını dönüyorsun gidiyorsun. Ya Allah! Allahu Ekber. Başladı saymaya. Yani böyle şeyler var. Hani ya hepimiz bu dünyada misafiriz ya. Herkes öz rızkını yer. Ama bakıyorsun adam öyle senin yüzüne o kadar güzel konuşuyor. Ya bu adamı da var, kadını da var. Böyle şeyleri çok gördüm. Hani hemen arkandan konuşuyor. Veyahut da öbürünü kötülüyor. Görüyorsun. Yani zaten bunu yapan insanlar karaktersiz insanlar kardeşim. Karakterli olan bir insan zaten bunu yapmaz. Ama tabii bu geneline demiyoruz. Hani çünkü bu yanlış anlaşılmasın. Böyle insanlar var, görüyorum yani. Ben böyle şeyleri çok yaşadım. Böyle şeyleri çok gördüm. Hani toydan da çıkaranlar oluyor. Veyahut da toy üyesine diyor kardeşim bu sana lazım değil. Sonra toy üyesinden bizim o kulağımıza geliyor. Eğer ki kısmetim varsa o oradan beni vurabilir. Ama Allah öbür taraftan başka kapı açıyor kardeşim. Çünkü rızkı veren Allah'tır. Ne kadar vururlarsa vursunlar, ne kadar konuşurlarsa konuşsunlar. İlk defa Azerbaycan'da NÜS 24'de ilk defa program veriyorum. Demek bu da bir güzel gelişme. Demek ki güzel yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugüne kadar olmadı. Demek ki zamanı şimdiymiş. Öyle diyelim. Yani çok yaşıyorum o şeyleri. Ümumiyetle bu toy pazarında böyle şeyler çok oluyor. Dememe gerek yok zaten. Benden daha iyi biliyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim güzel kardeşime. Bunlar gelip geçici bir hani heves olur. Hani gelip geçici mevsimlik yağmurlar olur ya. Bu şarkılar da öyledir. Yani bugün var, yarın yok. Ama bazı eserler vardır ki aylarca, yıllarca, senelerce, 50 sene, 100 sene sonra klasik şarkılar. Yani bu o yüzden ben zaten kendim o tarz ne sanatçıları dinlerim ne de o şarkı. Yani kendim şey yapsam bile o gırgırını olur. Şaka, şaka. Ama o tarz sanatçıları dinlemiyorum. Hepsini tanıyorum. Hepsini. İsim vermeyeyim. Hepsininle de toylarda olmuşum. Sanatı çok iyi olanlar da var. Sanatı olmayanlar da var. Ama bugün memlekette isimler tanınıyorlar. Yani benim çok yakın arkadaşım diyebileceğim bu Azerbaycan'da hani cani gönülden dürüst olmak gerekirse görmedim. Hani candan, benim onlara candan olduğum kadar yok demeyeyim de
Benim onlara candan olduğum kadar onlar bana candan dost değiller. İnanın bana. Onlar, ben, biri bana bir adım gelsin, ben 10 adım giderim. Kalbimi veririm. Hepsi beni bilirler hani. Karakterimi bilirler, misafirperverliğimi bilirler, yoldaşlık yaptığımı bilirler, hepsi bilirler. Ama benim onlara olduğum kadar onlar bana o kadar candan değiller. Ha, var demiyorum hani, kötüler, sağ olsunlar. Güzellikleri olmuştur ama benim kadar candan değiller, öyle diyeyim. Çok yakın dostum, hani sen şöyle sanatçı olarak, benim biliyorsunuz show business'ta tek bir kardeşim var. O da Rizvan. Hem oğlunun kirvesiyim, hem benim menajerim. Odur zaten, onu da hepsi biliyor. Bunu her yerde demişimdir. Hiç sırtımı dayarım, gözüm kapalı giderim. Beni satmayacak bir insan varsa sizin show business'ta, odur. Gerisine bir şey diyemem. Kardeşim, onları şimdi, ben bugün bir programdaydım. Benim orada yanlış anlamaya çektiler. Her ülkede bu geçerli, sadece burada değil. Eğer ki eğitim sistemi çok iyiyse, ülkenin genel kültür sistemi iyiyse, o ülkede her şey çok güzel gider, her şey yolunda gider. Bugün bu Türkiye için de geçerli, burası için de geçerli. Yani şimdi o nüfus ağırlığı, eğer ki nüfus ağırlığı bakıyorsun, nüfus ağırlığı o bugünkü sanat olmayan insanlara değer veriyor. Çünkü belki o nüfus oranının zevki mi diyeyim artık, ne diyeyim ona, siz ne diyorsunuz? O konuda fazla bir şey diyemeyeceğim yani, bilmiyorum. Onu yorum yapmayayım çünkü yanlış anlaşılıyorum sonra. Ben şöyle bir şey söyleyeyim misal, eğer ki ara şarkılar dediniz, Üzeyir dediniz. Ama ben bugün Bodrum'da en lüks, en elit kulüplere gittim. Üzeyir'in şarkısını duydum, çok mutlu oldum abi. Yani bazı melodiler vardır, insanlar severler. Ha belki basit gelebilir ama bugün günümüzde, ha ne olur, onlar işte kalıcı değil. Gelip geçer. Yani o tarz şarkılar gelip geçer. Kalıcı değildir. Ha buysa bu lafımın arkasındayım. Yo, Şebnem'e denk gelmedim. Ben her zaman doğru insanım. Üzeyir'e denk geldim kardeşim. Hem de kaç yerde denk geldim. İstanbul'da da geldim, Bodrum'da da geldim. Ama Şebnem Hanım'a denk gelmedim. Ha, belki de siz denk gelmişsinizdir ama ben denk gelmedim.